Merhaba arkadaşlar, Çapari kanalından yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Bugün farklı bir konuyu ele alıyoruz. Ee, bu konular aslında başka arkadaşlarımızın videolarında kısa kısa da olsa geçiyor. Ancak hepsine toplu anlamda ulaşabilmeniz adına böyle bir video yapmaya karar verdim. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar, Lepistes şu an artık e, altın çağını yaşıyor. Her gün yeni bir variyete ile karşılaşıyoruz ve isimlerini artık... E, ...akıllı tutamıyoruz ve isimlerini de bilemiyoruz bazen. Ancak ben size bunun kolay bir yolunu öğreteceğim bugün. Yani aslında bu terimlerin ne anlama geldiğini öğreteceğim. En azından yeni bir e, valete gördüğümüz zaman ismini tahmin edebileceğiz. E, Videoya başlamadan önce bir yanlışı düzelteyim. Biliyorsunuz arkadaşlar elimde 6 erkek 6 dişi bilek metal lepistes var. Ben onları şimdi elden çıkarıyorum Vatos'a döndüğüm için. İlk gelen alır yazmıştım. Bazı arkadaşlar hani evinize mi gelip almamız gerekiyor? Hani gönderim yapmıyor musunuz gibi mesaj attılar bana. Ee, orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben onu hani uygun fiyata verdiğim için hani ilk gelen ilk gören alır, kaçırmayın anlamında söyledim. Ayrıca arkadaşlar toplu alma gibi bir zorunluluk yok. Ee, tek çift çift de alabilirsiniz. Ben sadece toplu olarak alana hediye olarak çöpçüğü de vereceğim dedim. Onu da düzeltelim. Bir de kanalımızın en böyle sıkı takipçilerinden Emre arkadaşımız da evleniyor. Buradan da ona şimdiden hayırlı olsun diyelim. Ee, Emre arkadaşımız da düğün dernek, onlarla uğraşıyor şu an. Ee, bir ihtiyacı olursa da Çapari kanal olarak her zaman yanındayız. Ee, arkadaşımızın yer sıkıntısı, işte düğünle uğraşmaktan dolayı hani ilgilenemeyeceği için arkadaşlar geçici olarak kobi ara veriyor. Ve şu an elindeki akvaryumun içindeki ilerle beraber tüple komple tüm şekilde komple seti. Elden çıkarıyor arkadaşlar. İzmirde ikamet ediyor arkadaşımız. E, gerçekten yani gerçekten bu işin bilen bir arkadaş olduğu için de e, şu an malzemeleri de en iyileri en iyilerini almış yani zamanında. E, Fiyatta gayet uygun. E, ben açıklama kısmına da e, orada arkadaşlar telefon numarasını yazacağım arkadaşımızın. Ve tabii arkadaşımız şimdi satmak için bazı yerlere de ilan verdi. Ancak aradığınızda ben çapariden geliyorum dediğiniz zaman bir indirim kazanıyorsunuz. Onu da sizlere ileteyim. Ya Emre sakın hobiyi bırakmak yok ona göre bak. <laughs> tamam mı kardeşim? Sensiz olmaz yani. Evet şimdi arkadaşlar e, videomuza dönelim. Şimdi testlerle ilgili bu videolarda, forumlarda bu lepisteslerle alakalı olan kelimelerin ne olduğunu, hangi anlama geldiğini dilimiz döndüğünce açıklayalım. Bir 30'a yakın e, var arkadaşlar. Benim bildiklerim bunlar bilmediğim mutlaka vardır. Eğer burada bahsetmediğim varsa yorumlar kısmına lütfen ekleyin hem de öğrenmiş olalım. Birincisi Gupi. Bu bildiğimiz lepistes demek aslında. Bu Gupi e, şuradan geliyor. Bu balığın türünü keşfeden kişinin adı e, test Genelde ülkemizde kullanılıyor ancak yurt dışında yani yabancı ülkelerde genelde Gupi olarak geçiyor. Arama motoruna Gupi yazdığınız zaman da aynı bizdeki test araması gibi sonuçlar çıkıyor. Gupi lepistes oluyor arkadaşlar. İkincisi Albino. E, albino aslında e, beyaz renk anlamına geliyor. E, albino bir tür değil, bunu söyleyeyim. E, aslında bu bir e, rahatsızlık, şöyle rahatsızlık. Bu e, balıkların e, renklenmesini sağlayan bu pigmentler var, Renk pigmentleri. Bunların eksikliğinden veya tam randımanda ile çalışmamasından kaynaklanan bir tür rahatsızlık. Yani bu bir ırk değil arkadaşlar. E, aslında bu albino tüm canlılarda var. E, o yüzden bu beyaz renk anlamına geliyor. Ancak bir tür değil, onu da söyleyeyim. 3 Fancy. Şunu da belirteyim arkadaşlar, telaffuzum yanlış olabilir, bilginiz olsun. Ondan kusura bakmayın şimdiden. Fancy, bu kelimeyi Lepistes'le adlandırdığımız zaman fantastik anlamına geliyor. Dört, Tuxedo. Tuxedo benim en sevdiğim tür. Çok baktım, çok severim. Smoking anlamına geliyor. Aslında bu gövdenin arka kısmının farklı renkli olduğunu anlatan bir tür. Lepistesler için kullanılan bir sözcük. 5 mozaik. Ee, desenlerinin mozaik şeklini. Yani mozaiğe benzemesi. Lepistesin. 6 sunrise. Gün doğumu anlamına geliyor. 7 sunset. Gün batımı anlamına geliyor. Biraz tabii ki İngilizce bunlar. Ee, dokuz, wild. Ee, o da arkadaşlar vahşi demek. Biliyorsunuz vahşi lepistesler var. Yani göletlerde falan yaşayan. Onlar için kullanılıyor. On double. Double arkadaşlar biliyorsunuz çift anlamına geliyor. Ee, mesela double, sword, tile. Sword ve tile kelimelerini birazdan anlatacağım. Çift demek yani çift kılıç kuyruk gibi. Ee, kaça geldik? Neyse sayıyı ilk şaşırmış olabiliriz. Moskov, Moskova anlamına geliyor arkadaşlar. 11 ee, tail ee, kuyruk anlamına geliyor. Biraz önce söylemiştim. Ee, bu kuyruğun Önüne tabii ki sıfatlar geliyor. Mesela sword tail, sword demek kılıç demek arkadaşlar. Kılıç kuyruk anlamına geliyor. Mesela pin tail iğne kuyruk anlamına geliyor. 12 top, top demek üst, tepe anlamına geliyor. Yani tepedeki kuyruk gibi. Kuyruğun tepe kısmı öyle söyleyelim. Sword biraz önce söylemiştim arkadaşlar. Kılıç demek. Mesela top sword tail e, tepe kılıç kuyruk gibi yani kuyruğun tepe kısmı kılıç şeklinde demek. E, bottom alt anlamına geliyor. Bu da kuyruğun alt kısmı. Mesela bottom swartail yani kuyruğun alt tarafı kılıç kılıç şeklinde bu şekilde anlam, anla yani anlamlandırılıyor. E, ...kobra... E, arkadaşlar aslında bu e, bunun adı biraz değişti. E, ...kobra'yı... sinek sekin olarak değiştirildi aslında. E biliyorsunuz kobra yılanı var. Yılan bir çeşit yılan. E, yılan derisine böyle anımsatan renkler olan lepisteslere kobra lepistes deniyordu. Ancak son yıllarda artık buna sinek sekin deniyor. İngilizceye şey çevrilmiş artık kobra'nın yılan, yılan kobra falan gibi. E, 15. E, şimdi arkadaşlar bu uzun bir kelime olduğu için bazen kısaltırlar bunu. Wine red ace albino bir kısaltmadır bu. Şarap kırmızı gözlü albino demek. Bir de bunun bir değişiği var arkadaşlar. O da Real Red A Albino. Bu da gerçek kırmızı gözlü albino. Bunların VREA, RREA diye kısaltmaları var. Hani görürseniz forumlarda falan çok oluyor. Bazen böyle forumlarda işi bilenler artık bunları yazmaktansa kısa kısa yazıyorlar. O yüzden ben size söylüyorum. Hani gördüğünüz zaman bu ne demeyin diye. Ribbon şerit anlamına geliyor. bu arkadaşlar özellikle gonopod kısımları var ya hani Karın ve anus yüzgeçlerinin normalden çok fazla uzun olması. Mesela benim şu an videomda var. mesela Bir tane ribon dişim var. Oradan da bakabilirsiniz. Ancak bu tip lepistesler biraz daha hassas oluyor. Bilginiz olsun. Lice dantel anlamına geliyor. Spir helezon yani spiral anlamında. Aslında ribon olarak da nitelendiriliyor. Ancak biraz farklı şekli. Fin arkadaşlar bu yüzgeç anlamına geliyor. Dorsal da Sırt sırt düzgeci gibi sırt anlamına geliyor. Full bu tam dolu anlamına geliyor yani tam anlamına mesela full bilek tam siyah yani. yani. Half de yarım half time gibi düşün İngilizce. Half black de yarım siyah gibi yani yarısı siyah demek gibi balığın öyle düşünün. Magenta eflatun demek arkadaşlar bu aslında biraz renge giriyor İngiltere, İngilizceye giriyor. Platinum da platin anlamına geliyor. Renk anlamında yani. Panda. Bu arkadaşlar genelde siyah beyaz olan balıkların almış olduğu isim. Bu şekilde adlandırılıyor. Ivory. fildişi anlamına geliyor. Golden da biliyorsunuz sarı zaten. Golden. Sarımsı altın renkli anlamına geliyor. Çok güzel golden lepistesler var arkadaşlar. Google'dan bakabilirsiniz. Swallow. Bu da arkadaşlar kırlangıç kuyruğu anlamına geliyor. Hani bazı kuyruklar böyle açık ya parçalı kuyruk gibi ee, onlara söyleniyor arkadaşlar. Ee, şimdi hani burada artık e, İngilizce kelimeler var burada olmayan. Bir iki tane söyledim ancak burada olmayan hani işte blue işte hani renklerin de şeyleri var arkadaşlar. Yani onları artık siz bildiğinizi varsayır Mesela big dorsal işte yani sırt yüzgecinin büyük olduğunu anlamına geliyor. Dorsal sırt yüzgeciydi. Big de büyük demek. Hani o bitleri falan söylemedim artık onlar İngilizce çünkü hani balıkla çok fazla şey değil sıfat gibi düşünün onları. Mesela blue tail, mavi kuyruk. İşte burada renkleri birleştirirken biraz da aslında İngilizce geçiyor. Ee, mesela şimdi öğrendiğimiz terimlerden bir isim yazalım ve anlamını hep birlikte bulalım. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar ben e, buraya yazayım 4 tane 5 tane 4 tane yazalım hadi. Ben buraya yazayım. Siz de bunların <laughs> Türkçe karşılığını yorum kısmına yazın. E, doğru olanların en iyi şekilde yorum yapan doğru yazanları da sabitleyeyim ben e, yorumunu. Güzel bir eğlence olur hem bizim için Şimdi hızlı hızlı geçtik arkadaşlar. Hani sıkıcı olmasın diye. E, kafa karışıklığı gibi olabilir ancak siz e, tekrar dinlediğiniz zaman e, bazı yerleri daha iyi anlayacaksınız. Mesela şunları söyleyelim. E, Red Lace Sinek Sekin. İkincisi Double Sword Red Tail. Üçüncüsü Red Mosaic Big Air Ribbon. Dördüncüsü de Full Black Swallow Guppy. Haydi bakalım bunların artık yorumlarını şey yani Türkçe karşılıklarını bekliyorum arkadaşlar yorumlar kısmına. Evet Lepistes'le alakalı duyduğum en azından bildiğim ee, kelimeleri burada paylaştım. Tabii ki bilmediklerimiz de var. Onları da yorum kısmına eklerseniz bana yardım ederseniz çok sevinirim. Ee, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.